Aa, ya Ve... geçen gün Amerikalı gazeteciler sınırı geçen Türkleri geçerken buldular. Evet. Ayaküstü röportaj yaptılar. Bir de bizimkiler Amerikalıların çok yabancı geliyor şikayetini hak veriyor. Tabii canım bu kadar da olmaz falan diyorlar. Yani ince fıkra gibi <laughs> yani ha. Hani biz neyse de diğerleri gelmesin falan diyorlar. Ben bunu şunun için söyledim. Taparlıyım çok daha oldu konu. Şunu yani Türkiye'de dünyanın her... Ya ben bir gün Küba'ya gittim. Bir kere gittim hep anlatıyorum. Küba'ya gittim. Ee... Evren orada insanlar e, hani Küba'da herkes Amerikan karşıtı ama ülkeyi Amerikan, Amerika'da Amerika'ya giden akrabalar finanse ediyor. Yani Amerika'ya giden akraba para gönderiyor. Telefon gönderiyor. Elbise gönderiyor, bir şey gönderiyor ve ülkede çatla dönüyor yani. Ve ya yani mesela bir Küba'lının aslında o telefonu alabilmek için para biriktirmesi mümkün değil, imkansız bir şey. Fakat o telefona sahip olabiliyor. Ee, o ancak bir Amerika'daki yaşayan akraba sayesinde, Hawaii'deki akraba Hawaii diyorum, Miami'deki akraba sayesinde mümkün olabiliyor. Çünkü o ülkede lüks bu. Mesela o ülkede öyle demişlerdi bana yanlış olmasın. Amerika Miami'ye kaçmasınlar diye balıkçılık bitmek üzere yani gemilerle teknelerle. Yurt dışına çıkmak bir lüks. Bize sahibi olmak zaten mümkün değil, bizi alabilmek, telefon alabilmek, bilgisayar alabilmek, internet kullanmak. İnternet için de belli merkezlere gidiyorsun. Orada belediye internet veriyor. Orada sınırlı şekilde girebiliyorsun. Bunu Küba'da görmüştüm ama Küba'yı anlayabiliyorum. Neden? İşte komünizm var. O rejimde ısrar ediyorlar. İnanıyorlar onun doğru olduğuna. Bunun sonuçlarında rejim katlanıyor ya da halkı buna mecbur ediyor. Neyse ne artık. Şimdi Türkiye'de de yaşayacağımız akıbetin bu olmasından endişe ediyorum. Küba hariç, Vietnam dahil, Çin dahil. Kuzey Kore hariç. Kuzey Kore zaten hariç. Bu türden yani, yani açık bir demokrasinin olduğu hemen her ülkede, az gelişmiş ya da çok gelişmiş, hemen her ülkede her yurttaşın hak olarak sahip olduğu ya da kullandığı işte e, haklardan haklar Türkiye'de lüks kategorisine girecek bu vergi politikası nedeniyle. Ondan endişe ediyorum. Yurt dışına çıkmak böyle bir şey, vize sahibi olmak böyle bir şey, tatile gitmek. Araba sahibi olmak, ev almak, ikinci ev almak, evet. efendime söyleyeyim, e, kredi kartı kullanmak, e, bilgisayar almak, akıllı cep telefonu almak, anlatabiliyor muyum? Evet. Bir aşama sonra iş daha da çetrefilleşebilir. Örneğin evlenince ayrı eve çıkmak. Bütün bunların hepsi lüks kategorisine girebilir. Türkiye'yi gerçekten orta alt gelir grubu açısından. E, Hazine'nin açıkları onun üzerinden kapatılan orta alt gelir grubu açısından bir cehenneme çevirebilirler. Peki. Benim bu işin sonunda varılacağı varılacak nokta ne olduğuna dair büyük bir karamsarlığım var. Peki Hilmi Acıloğlu bu yeni vergi paketiyle ilgili e Reklama gitmeden Altan Sancarlar'la senden de fikir alayım sonrasında konuyu değiştirelim. Yani vergi yani yeni vergi paketinin ne olduğunu henüz anlayamadık. Yani her zaman iktidarın yaptığı bir şey var. Bir şey ortaya atıyorlar, tartıştırıyorlar. Önceden bir antarışla yapardı bunu. Her konuda. Ondan sonra ona göre bir e, aranjman yapacaklar. Nereye döneceğini göreceğiz. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Yani bu vergi paketinin anlamlı olması için bunu destekleyecek bir yapısal program olması gerekiyor. Ve bu yapısal program içinde mesela üniversite reformu da içermeli. Yani ben bugün işte arşivi karıştırmayı çok seviyorum. 1981 yılının gazetelerini okuyordum. Tam Yüksek Öğrenim Kurumu'nun e, kurulduğu dönemler işte üniversite öz, özellikleri elinden alınacak mı tartışmaları var. O zaman İslam Üniversitesi'nin rektörü Bülent Berkar da Cumhuriyet Gazetesi manşetten şu ifadeyi veriyor biz üniversite olarak özelliğimizden vazgeçmeyiz diyor. 1981 yılının İslam Üniversitesi Rektörü.